İyi günler. Biz yine Güre Salto programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli iki konuğum var. Hoş geldiniz hocam. Murat, değerli akademisyen hocamız. Benim de aynı zamanda doktora tez danışmanımdı. Profesör Doktor Murat Tezer hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz da yıllarca güreş sporuna hizmet vermiş, güreş sporunu yapmış, yaptırmış çok değerli bir abimiz Kemal Barbet. Abimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kemal abi, ben önce bir Murat hocamdan bir başlayayım. Çünkü o tabii. Hem Yakında Üniversitesi'nde çok değerli bir akademisyen, hem de aynı zamanda benim de tez danışmanımdı, doktora yaparken. Aynı zamanda da güreş de yaptı. O yüzden onu birazcık önce konuşturalım. Evet hocam, şimdi siz ortaokul lise yıllarında. Ortaokul lise yıllarında, evet, güreşe başlamıştık. Çok güzel anılarımız oldu ama programa başlamazdan evvel ben çıkan yangınlar konusunda, evet, halkımıza, hepimize geçmiş olsun diliyorum. Oradan başlamak istiyorum. Evet, bir de pandemide artan Covid-19 nedeniyle belki de güreşi de tekrar etkileyecek. Çünkü belki de tekrar plaj güreşlerine tekrar başlanılabilir. O noktada üzülüyorum aslında. Evet, çoğalmaya başlamış. Vakalar. Evet, çoğalmaya başlamış. Oradan başlamak istedim. Ne olacak hiç bilmiyorum yani o şey. Evet, gerçekten işimiz tekrar zorlaşabilir. Başa dönecek hocam. Eylül, Ekim aylarında tekrar hızlanabilir. Fakat yaz döneminde hafif bir pik yapıp tekrar normale dönecektir diye düşünüyorum. Fazla paniğe yok ama illaki ne ister, evet, tedbir, özellikle hassas kişiler, sağlığı kötü olanlar dikkat etsin, kapalı alanlarda maske, mesafe, hijyen şart, buna dikkat edelim. Güreş sporuna şöyle başladık, sağ olsun Ertan Azer hocamız rahmetlik bizi ortaokul son. Ne orada güzel görüşürdük zaten. Kamplardan da görüşürdük zaten. Bu Kantara kampı olsun. Tabii oradan. Oradan bizi teşvik etti. Ve güreş sporuna yavaş yavaş başladık. Federasyona çağırdı bizi. Daha sonra. Şimdi herkesi çağırmaz hocam. Yok, herkesi çağırmaz. Nitekli gördüklerini güreş sporuna yetimli olan öğrencileri. Yılda 87 civarı artık federasyona, evet, ama biz federasyona zaten giderdik. Çünkü ne istedik? Vücudumuz güzel olsun. Aman dedik. Halter basalım. Evet. Ağırlık kaldıralım. Zaten öyle meraklarımız vardı. Bunları Ertan Hoca bilirdi zaten. Evet. Kamplardan da bilirdi bizi zaten. Ne yaptı? Siz adamla tam delikanlı olmaya başladınız. Tam delikanlı. Şimdi bir de şey var, bilirsiniz, şimdi ortaokul lisede hemenden çok az spor dalı var, evet, ve basketbol, voleybol var. Yedekleri de olsun da düşündüğünde zaten, ama okul çok kalabalık. Evet. Sana ne kalmaz, eğer çok yeteneğin yoksa oralarda ve seçilmişse arkadaşlar, zaten fazla bir spor dalı kalmadığı için aslında bu önemli bir konudur. Şimdi de çok ne var? Kalabalık öğrenci grupları var ve yeteri kadar spor branşı yaratabilmek, o imkanı verebilmek lazım. Şu anda da hocam sıkıntı, branşlar çok. Evet. Öğrenci sayısı o branşlara yetmiyor. Çünkü güreş takımını kurabilmek için 10 siklet var. 10 siklet var. Evet. Bunun yanında ben en az 40 sporcu bulmam lazım ki 10 sikletimi doldurayım. Yani 40 sporcu derken tabii 40 kişi içinden seçme yapmam lazım. Branş içinde, evet, bile sikletleri doldurmak şu lazım. Şu anda branşlar çok çoğaldı hocam. O zaman da kilo ayarı yapabilirsiniz. Evet. Onu da anlatacağım. Evet. Yani şimdi 87 yılında çağırdı bizi Ertan hocamız. O günlerde de Hüseyin Kavaz hocamız. Sağ olsun, o da genel yönetim sekreter kurulundu. Yönetim, evet, kurulundaydı. O da çok gayretliydi. Yani güzel bir ekip vardı orada. Bizi motive ettiler. Sonra liseden de çağırdılar bizi, lisedeyken birinci sınıfta çağırdılar bizi, gel işte yapalım. Çok da kişi yok o günlerde. Yani 5-6 kişi takım. Evet. Yani Lefkoşa'da düşünün. Yani ben varım, Durali var, Bozkurt var, Ahmet Savaşan var. Yani 3-4 kişiyle böyle, evet, yavaş yavaş başladık.
Tabii arkadan bir iki, belki bir sene sonra sen geldin. Yani ekipler yavaş yavaş, yani evet, çok kişi oldu. Minder de sen, yani bugünkü olimpik minderlerden değil. Değildi. Daha sert bir zemin. Her yerde yapılamaz. Ulaşım biraz zor. Çünkü evet, Temar Mara'da ben bisikletten evet, gider gelirim. Evet. Bisikletten tam otobüs de az çok var ama yani saatleri doğru düzgün değil. İmkanlar bakımından zor belki. Gittiğimizde de kalırdık. Yani öğlen okuldan ayrıldıktan sonra öğleden sonra akşam üzerine kadar. O mesela yaz günleri de kış günleri de ta yağmur bitene kadar ta şeye kadar salonda beklerdik. Orada işin güzel tarafı da şu, mentor eğitimi yapılır. Yani tabii Ertan Hoca hepsi her şeye de yetiştiremezdi o günlerde evet, ve mentor eğitimi nasıl? Mesela Mustafa Savaşan'a gösterirdi hareketi, Mustafa Savaşan da bize gösterirdi. Evet. O zaman da şu vardı, yani ben bir akademisyen olarak baktığımda öğretim tekniklerine göster yap tekniği vardı. Mentor, işbirlikli, grup ekip çalışması. Evet. Bu şekilde ne yapardı? Sistem, eğitim programı bu şekilde tasarlanmıştı ve çok güzel bir eğitim, evet, öğretim güreşte çok güzel eğitim öğretim ortamı oldu bizim için. Kazanacağımı var, yani sonunda hiç düşünmedim yani. Yani bir spor dalı olarak hep düşündüm. Evet. Hiç aklımıza yarışacak diye gelmedi. Tabii sonunda yarıştık da ve orada uzun bir hazırlık dönemi, işte bir yıl kadar bir hazırlık dönemi yaşadık ve bol bol antrenman yaptık orada. Yorucu muydu hocam antrenmanlar? Antrenmanlar zevkli, yorucu, yani bazen yorucu bazen değil ama bilirsiniz şimdi hani niçin güreş, yani bir de o konu var aslında ama evet, şimdi psikolojik, sosyal açıdan ve sağlık açısından çok gerekli. Ben bu programda özellikle gençlere şunu tavsiye etmek isterim, yani niçin güreş yapmalılar belki de, yani orada sağlık açısından düşündüğümüzde bir kere yani kaslarınız çok iyi forma giriyor. Çalışıyor. Yani özellikle ergenlerde hani ben yapamam, ben bir hiçim. Hani biraz evet, kollu kaslı kişileri görür ya gençler. Evet. O noktada ne oluyor? Ha, moralleri bozulur, kendine güvenleri azalır. Evet. Halbuki biraz kas yapısına da sahip olduktan sonra aslında kendine güven gelmeye başlıyor. Mesela orada güreşte bütün kaslar ve sağlıklı bir biçimde gelişiyor. Sağlıklı bir biçimde. Hepsi dengeli bir biçimde gelişiyor. Çünkü tüm vücut kasları çalışıyor. Boyun kasımızdan tutalım, sırt kasımızdan tutalım. Çok az kullandığımız eksantrik kasılma, normal günlük hayatta çok az kullanırız. Diğer spor dallarına da çok az kullanılan bir kasılma türüdür. Ama güreşte bu bol bol kullanılan bir kasılma şekli. Yani güreşte de onu kullanıyoruz, bu kasılma esneklik şeklini de olması lazım. Şimdi biz şimdi halterde yuvarlak kas yapmaya çalışırken mesela yüzmede daha düz kas isteyen ya da evet, jimnastikte mesela. Ama burada hem düz hem yuvarlak kaslara ihtiyacınız var. Çünkü hani Atatürk'ün deyişiyle ben sporcunun zeki, çevik ve alaklısını severim. Yani zeki, çevik, ya çeviklik de bol bol yuvarlak kas yapmadan geçmez. Evet. Düz kaslar da lazım. Şimdi bu noktada kalbe faydası var. Aynı zamanda diyebiliyoruz, kalbi güçlendiriyor ve giderek güzelleşiyorsunuz vücut bakımından değil mi? Yani bu bakımda sağlık açısından her ve kendine güven açısından, psikolojik evet, açıdan da nedir? Bunu destekliyor aslında. Kendine güveni hayli oluyor. Ondan sonra işte Atatürk dediği gibi ahlakı da yerinde olursa, eğer zeki, çevik ve tabii güreş bir strateji oyunu aynı zamanda. Aynen. Sadece işte kaslarla hareket edilen bir spor dalı değil. Aynı zamanda insanı sosyalleştiren bir, tüm spor dallarında olduğu gibi bilişsel bir spor. Bilişsel yönünde. Bilişsel yönden, bilmeye yönelik ve strateji kullanılan teknik, taktik oyun aslında. Aynen. Evet, tabii ki bir de şu var. Yani sanki bireysel bir oyunmuş gibi
duruyor ama biri aslında bireysel bir oyun değil. Yani tabii. Aslında grup çalışması evet. Şeklinde de yapılır. Çünkü sonuçta sadece işte liselerde takımlar var. Ayrı takım da oluşturuyorsun ve takım tabii. Olarak da birlikte hareket etmek lazım. Veyahut işte şimdi bir zaman güreş federasyonuna gittiğimizde Ahmet Savaşan'ı gördüğümüzde o body. Evet. Şimdi bak bize kaslar aman ben de dedim ne olacak? O bizden evvel yaptı her şeylerini. O hazır ama biz hazır değilik. Evet. Ne olacak? Tabii ki bir baktık Durali zaten Durali de dümdüz ama sonradan ne yaptık? Durduk. Biz de çalıştık. Gol kaslar yaptık. Hocam. Performans yaptık. Kondisyon yaptık. Teknik taktik öğrendik. Demek ki Mustafa Savaşan hocam bize ha. O döneme. Ama Ertan hocanın hakkını yemeyelim. Çünkü tabii. Ertan hoca her zaman bulundu orada. Yani her zaman hareketi, doğru hareketi gösterdi. Allah rahmet eylesin hocam. Allah rahmet eylesin. Yani anmak lazım kendisini. Hüseyin Gavaz hocamız da çok destek oldu o çok günlerde. Iyi. Gerek her yönden yani bize şeylerimizi, mayolarımızı sağladı, ayakkabı, her şeyimizi yani geldi sağladı. O konuda da ekip olarak çok güzel çalıştılar. Yani düzgün eğitim, öğretim programlarıyla bunu orada yürüttüler. Fakat en önemli diğer konu da şudur. Bu güreş eğitim programlarında yapmak lazım, çok iyi yapmak evet. Lazım. Çünkü orada bizim yani eskiden yaşadığımız şeyler şuydu. Tamam göster yap ama eve götüreceğim bir materyal yok evet. Ezberimde tutacağım. Yani kırledir, kündedir, çırpmadır. Yani tam çırpma. Yani hepsi tamam aklımızda da yani bunu işte böyle yap, öyle yap. İnanır mısın? Tek bir yanlış harekete tuş olabilin. Evet. Tek bir yanlış harekete tuş olabilin. Ne kadar iyi yaparsan yap. Tek bir yanlış hareket. Yani tabii o yanlışlık düşünün. Ben o günlerde işte 15-16 yaşlarındaydık. 18'e ya kadar gösterdiği gittik. Bir yanlış teknik. Hocalar da bazen tekniği tam tabii tekniği tam gösterebilir ya da tam göstermese de unutabilir. Unutabilir. Hani annemlerimizin şöyle bir şey. Mesela ıspanak böreği yapacağı. ama tamam gösterdi bana. En sonunda bitirdim. Keşke bunu da koysaydın dedi. Evet. Yani o gün unuttu bize baharı meğerse bahar da koyacaktık. Olmadı. Yani şu var. Öyle yani şey. Yani öyle bir şey. Yani tek bir işte veya da askere gittik barfiks çekerik. Evet. Bir baktık herkes barfiks çeker. Kendini yukarı kaldırır bu şekilde. 10 tane, 15 tane, 20 tane. Biz yaparız 5-6 tane. Nasıl yaparsınız? Belde vurduk. Belli. Ha yani şimdi tamam demek ki en ufak bir özellik, ufak bir taktik sizi eksikliği ne yapar? Yani. Daha öne evet, çıkarabiliyor bu noktada. Velhasıl... Çok güzel söylediniz hocam. Yıllar sonra... Hocam yani yemek içine bilir yani. Bak o işleri katma beni, o işleri bilmem. Doğrudur. Ben spor için yaptım. Dediğim gibi onun için yani bu yaşa gelince kadar kesin lafını da devam edeceksin. Estağfurullah. Ha. Estağfurullah. Bir, dediğim, bir şey daha söyleyeceğim zaten. Tamam. Devam edin. Ondan sonra başlayalım. Bırakabilirim size. Ha. Şimdi ha yani en ufak bir şey. Şimdi tabii biz her şeyi çok güzel öğrendik. Eve materyal ne yapamayız? Götüremiyor bir türlü. Çünkü ezberimizde yok. Hani şimdiki gençler ne yapabiliyor? Onları online da olsa, uzaktan eğitim şeklinde de olsa videolardan da bugün YouTube'dan da bir sürü şey izleyebiliyorlar. Evet. Ve mesela Yakın Doğu Üniversitesi'nde bizim eğitim programlarında çok güzel beden eğitimi, spor, anabilim dalı da öğrenciler çok iyi bir şekilde eğitiliyorlar evet. Orada. Gerek yüz yüze eğitim, gerek pratik uygulama yönünden minderler çok. Geçen hafta konumuzdan Hüseyin Gavaz hocamızdan evet. Duydum ki 6 tane mindere ulaştık. Çok muntazam. Yani hep yap uygula şeklinde her şey güzel. Öğretim teknikleri bakımından da gayet güzel anlatılıyor ve uzaktan eğitim şeklinde bile evet. İşte teknikler, taktikler görülebiliyor. Yazılı olarak video var. Her şey var. Ama bizim zamanımızda yoktu tabii. Yoktu. Ama öyle olmasına rağmen kendi içimizde ne yaptık? Yarıştık yani. İlk güreşçilerden sayıldık. Çünkü 87 evet. Yılı, 86-87 yılları ilk güreşçilerdenik biz de.
Sayın Barbet de bunu söyleyecek. O da ben de rastgele tanıştık burada ama görüyorum ki o da hazırlıklı geldi. Bizim evet. Hatırlamızı tabii fotoğraf bol bol fotoğraf çekinmedik o evet. günlerde ama biraz daha hatıralarımızı anlandıracak birazdan. Orada biz yaptığımız yarışmalarda gerçekten üstün performans sergilemeye gayret ettik. Evet. Tabii ilk defa yarıştığımız için mesela okulun ilk yarışmada şampiyonluğu için de çok uğraştık. Okulun şampiyonluğu için çok uğraştık. İçimizden gelen bir istekti o. İşte okulumuzu en küçük güzel şekilde temsil edelim. Okulumuzun işte güreş evet. branşında şampiyonluğunu başaralım. İtibarını artıralım okulumuzun. Şimdi evet. okullarda yani sorumluluk sahibi bir öğrenci veya futbolda dahil benim iki dalda da yani çok emeklerim var. Dediğim gibi hocam ben yani Kemal abi şimdi size bunları soracağım. Ha. İsterim ki kaçırmayalım konuyu senden de çünkü senden de tamam. öğrenirim. Merak tamam. ederim bazı şeyler tamam. var. Merak ederim. Bilmediğin bir şey söyleyeyim. Söyle bir kere. Olur. Lütfen lütfen. Sen evet. de sızlanıyor musun? Yok estağfurullah ya. şimdi Geçecek abi. Ben de merak ederim. Şimdi orada tabii hep beraber gayret ettik. Bir bayrak yarışıydı. Okul olarak da o yıl birinci geldik. Fakat hani küçük bir adımı anlatayım dedim ya. Yani küçük bir yanlış hareket bizi götürebiliyor. İşte kilolara göre bize ayırmıştı. Dedim dua derdim. Dedim Mustafa şimdi bize hep öğreten bir kişi. Dedim 60 kiloda da yarışır. Bin bereket. Evet, 66'da da görüşürdü. 60-63 bu şekilde yukarı doğru giderdi. Ve o günlerde 58-60 grubunda biz yarıştık. 60-63 onlar hep yukarıdaydı. Biz kendi grubumuzu da yarıştık. Çok fazla kişi oldu tabii. Dışarıdan da gelen takımlarla beraber oluşturuldu. Çok büyük bir gayret vardı federasyon ve ekibinin. Böylelikle ne yaptık? İşte bir yarışmaya girdik. O günlerde şöyle bir anım oldu. İşte son 4 kişi kaldık. Bu 4 kişiden bir kişisini eledim. Dolayısıyla ilk 2'ye kaldık. Ama son yarışmada finale çıktık. Finalde dediğim gibi sadece bir yani yeniyordum. Evet. Yani kazanıyordum yani o noktada. Tam kazanırken işte kılı yapacak. Çevireceğim ya adam gitti gider. Adamın golü de kalktı. Tam gidiyor biz golü kaptırdık. Allah Allah. O noktada tam golü kaptırdık. O çekti bizi alta bu sefer. Tabii i̇şte heyecanla. O şampiyon oldu. Hadi şampiyon olur. Hadi tam artık. Şampiyon olur dedi. Ama Ertan şeyleri ufak tefek nüansları kaçırabiliyoruz. Tabii o noktada biz çok da çalışmamışsa o tekniği. Tabii. Tabii. Hani küçük bir hata ama bana ikinciyle maraldı. Gümüş madalya aldık tabii o noktada kesin biz. Kesin iki gün uyumadınız hocam. Aman iki günü o gün de zaten ne oldu? Şimdi Ertan Hoca bizi aman derim. Şimdi Ertan Hoca'yla lazım yüz yüze gelmemem gerekir. Yani ya. Nasıl bakacağım Atatürk'ün yüzüne? Yani bir baktım. Ben bakmayarak görmeye çalışırım ama ondan sonra böyle yaptı bana. Başını bir salladı ama herkesin dediği gibi yani hem bizi güldüren hem düşündüren bir hocaydı. Rahmetli anıyorum kendisini. Öyle bir de anımız oldu kendisiyle. Ama çok gayretliydi. Üstümüze çok düştü. Güreş sporunu bize sevdirdi. Fakat bizlerin, sizlerin, özellikle sizin Sayın Hocam, Erhan Hocam, yani sizin ne yapmanız gerekmektedir? Üstün gayret göstererek eğitim programlarında her seferinde çünkü biraz da zor çünkü her bireyin değişik farklı evet. özellikleri var. Onlara göre ne yapmanız evet. lazım? Eğitim programlarını düzenlememiz şimdi lazım. Şimdi tam da o konuya gelecektim hocam. Şimdi... Ama isterseniz süre kalırsa peki. Hocam vaktimiz var ben bakarım bir dakika. Kemal abimi halledecek ya şimdi oynayan uzun konuşma. Evet. Benim konuşayım. Sabaha kadar konuşurum. Tamam. Son şey söylemek isterim ben. Şimdi bu federasyonlarımızın Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti federasyonlarımızın internet sitelerine ben hiç o branşla ilgili yani sahip oldukları o branşla ilgili öğretim yöntemi bir program geliştirmesi ya da o branşla ilgili öğretim yöntemi ya da o branşın nasıl öğretileceğini anlatan hiçbir program geliştirmesi yoktur görmedim. Yani
Şimdi kulağımda da bir rahatsızlık var hocam. Dengem gider yarıda bir. Geçmiş olsun. Konuştuk geçmiş sonra olsun. Boğukluk çıkar. Tamam. O zaman şey var, şöyle yapalım. Yani, biz... Kıbrıs'ta yok hocam. Türkiye'ye baktığımızda bol bol var. Yani çeşitli öğretim yöntemleri kullandıkları evet. Öğretim yöntemleri vardır. Nasıl öğretilene dair aynı zamanda da işte beceri gelişimi için o teknikleri hangi yaşlarda işte daha fazla öğretilmesi gerektiğini açıklayıcı yazılar ve gösteriler de bulabilirsiniz. Evet, hocam. Onları ne yapabiliriz? Hiçbirini bu yok yoktur, hocam. Yoktur. Bizim güreşte de yok. Evet. Ki bunu biz yapmamız lazım, görevimiz. Yani çünkü... aslında o zaman dönemde de bizi nereden seçtiler? Mesela okullardan seçtiler. Şimdi okullardan seçip tabii her branşa yönelik beden eğitimi tutmak okullarda ekonomik değil. Ekonomik evet. Olmadığı için düz beden eğitimi ne yapılır? Ama Türkiye'den gelen hocalar vardı. O zaman oradaki hocaların yönlendirmesiyle geçen programda Hüseyin Gavazlı hocamız da bahsetti. Antrenörlük eğitimleri evet. Verdirilerek belli kişilere meraklı beden eğitimi ve spor anabilim dalından mezun olan öğretmenlerimize onlara ne yapılabilir gösterir. Zordur hocam. Evet. İlleki antrenörlük bilgisi. Olduğunda güreş dersi de almışsa uzmanlığını da uzmanlığı. Almışsa o zaman hiçbir sorun yok. Tabii. Ama bu tip kişilere teşvik etmek lazım. Güreşte olmayan bir beden eğitimi öğretmenini güreş gel öğret diyemeyik. Evet. Öğretemezden başarılı olamaz. Ama üniversitede uzmanlık dalını güreş almışsa beden eğitimi bölümünde okurken o tamamdır artık. O insan antrenör olur zaten. Evet. Yani orada o eğitimleri de alarak çocuklara etkili bir şekilde öğretim yapılması gerekmektedir. Mesela hani çok derine girmeyin. Mesela Taylor'ın hem program geliştirme hem de program değerlendirme yöntemi hedefe dayalı olarak yapılabilir bunlar. Ve program ne yapılır? Tasarlanır, geliştirilir. Ve özellikle hedefler bireysel mi? Hedefler belirlenir, ihtiyaçları belirlenir öğrencilerin. Ve ihtiyaç belirlendikten sonra nelere ihtiyacı olduğu ve programın güzel sürdürülebilir bir program düşünülerek, bireysel eğitim programı düşünülerek güreşte hedefe dayalı olarak. Yani evet. Bizim hedefimiz nedir? İşte hedef son, bizim çıktığımız ne olacak? Yani bir kutuya, bir makineye bir öğrenci atıyoruz. Sıfır. Hiçbir şey bilmiyorum mesela. Yani evet. Sonunda hani etkili, en etkili bir şekilde bir güreş sporunu bilecek şekilde bu içeriklerde ve bu becerilere sahip olacak şekilde ne yapması lazımdır? Öğrencinin sonunda güreş becerilerine sahip olacak şekilde ve ilgili değerlendirme ölçütleri de yapılarak tabii ki sonunda ölçme değerlendirme yapacaksınız ve bireysel eğitim programına yönelik yine bireysel performansa dayalı ölçme değerlendirme gerektirir ve her seferinde ölçeceksiniz. Çünkü o davranışı yaptım mı yapmadım mı? O davranışı yapmadım. Yani aslında çiçeğe her gün su verme, bakımını yapma gibi bir şey. Yani çocuklar aslında nedir? Yani küçük bir bitki, yani o sonunda koskoca bir ağaç olacak. Ağaç olacak. Yani onun için ağaç yaşken eğilir. Atalarımız her zaman ne yapar söyler. İşte bu noktadan itibaren biz ne yapmamız lazım? Program geliştirme yöntemi de program geliştirme değerle programı uygulayarak geliştirdikten sonra uyguladıktan sonra ölçtük değerlendirme şeklinde bu şekilde gidilirse güreş sporundan çok daha anlamlı, çok daha başarılı. Yani. Evet, evet. Türkiye'de hazır mevcut bazı programlar var, görmüştük var, beraber var. Baktık seninle ders çalışmasında. Ama liselerde var ya liselerde spor liseleri var. Evet. Orada tabii program geliştirilmiş güreşle ilgili. Var. Onlar çok var. Tabii onların da daha farklı yapmamız lazım. Belki beden eğitimi dersi içerisinde belki bir bölüm olarak verilebilir okullarda ama beden eğitimi okul dersleri birazcık daha bence evet. Önemsenmelidir. İşte sınavlara denk geliyor ya da başka şeylere denk geliyor. Bu sefer daha beden eğitimi derslerini es geçip gidiyorlar. Halbuki branşları tanıtsalar yani o kadar boş vermeseler beden eğitimi derslerinde belki çok daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Hocam bu işte hoca ile bağlantılı. Şimdi Kemal abime de geleceğim. Artık yavaş yavaş konular sağa geliyor Kemal abi. Beden eğitimi öğretmeninin iyi olduğu branş hangisi ise okulda da o branşta yöneliyor o öğretmen. Yani adam tabii. Hocamız atletizmci. Hem onu seviyor hem tabii. De onu daha çok bilgili olduğunu düşünüyor.
O branşlara daha çok yöneliyor. Aslında örnek model hoca. Evet. Değil mi? Beden eğitimi örnek model. Olay olduğu için. Aynen. Yani biraz da ona bak. Yani işte güreş G sayısı ne kadar artarsa beden eğitim öğretmenliği bölümlerinde ne kadar çok güreş spor yapmış insanlar öğretmen olduklarında daha çok güreşe önem verecekler. Mesela örnek olarak seni söyleyebilir Kemal abi, sen hayatım boyunca hatta senden de biraz bilgi alalım Kemal abi. Onun sonra bağlayalım bu konuyu. Sen kaç yılında doldun abi? 6-6-1950'de. 50'de doldun. Nereliysen abi sen? Esas ben değil. Esas yani bir fakir aileyim değilim. 12 çocuğu olan 6 oğlan 6 kız. Tabii benden evvelki öldüğü zamanda İngiliz zamanında. Hayatta 11 kişiydi. 6 oğlan 5 kız. Doğdum büyüdük biz Ortaköy'de burada. Ortaköy'deydiniz. Ortaköy'de dedemiz Karşıyakalı'ydı. Köyün varlıklı insanıydı. 74'ten sonra göçmen evlerinde kaldım yıllarca. Evet. Göçmen evlerde. Yani senin deden Karşıyakalı'ydı esas. Ha, kök Karşıyakalı'ydı. Hiç mesela, göçmen olmadınız yani siz. Olduk. Biz, daha doğrusu biz göçmen olmazdan evvel benim babam deli dolu bir adamdı yani öyle şeydi. Devamlı Rumlarla kapışırdı bilirsiniz o zaman. Ve dedemi ikaz etti papaz. Dedi ki beyefendi, Mustafa beyefendi hitap eder dedeme. Dedem herkese dul, erkek, kadın zamanda para yok ektikleri bir şeylerini verirdi. Öyle bir şeydi dediğim gibi. Yani köyün zenginlerden sayılırdı dediğim gibi. Hangi köy abi? İşte Vasilya, Karşıyaka. En isminen. Orada dediğim gibi biz doğduk büyüdük. Burada 74'ten sonra gittik biz oraya. Karşıyaka evlendiydim, gittik oraya. İşte bir kızım, bir oğlum var. Dediğim gibi. Her şey önce hocamın dediği gibi şimdi buralar sen yönelirce ben güreş salto programına Erhan Hoca bizi Erhan Hoca bizi şey yaptığın için, çağırdığın için BRT'ye ekranlardan ve aynı zamanda BRT kameralarımız kız bayan ıslak kravata çıktık. Islak kravata çıktık. Bunlar 4-5 kişi inanlarına ben bilmezdim. Islak kravata çıktık. Benim hanım kızlar bazar işte dediğim bir ne sonra zaten sorarım öğrenirim. Bak şimdi ben abi sen insan hangi yıllar başladın görüşe? Ben Hatay Sporu'na kimler söyleyeyim. Tarafından yönlendirildin? Bak söyleyeyim. 1963 yılında evet abi. Başladım 13 yaşındaydın sen. 13 yaşında başladım. Nasıl başladım bu güreşe? Bildiğiniz gibi Hatay Sporu'muz. Burada barış gücü vardı ya. İngiliz zamanı diyelim. Ondan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. Şeyimiz vardı bizim dediğim gibi bilirsiniz Ali Çerkez abimiz. Yusuf Kaptan'ın karşısında sinema vardı. Evet. Yazlık sinema. O benzincinin yanında. Tabii. Orada bir bayram günüydü. Bayramın galiba birinci günüydü. Oraya gittiğimizde bir Finlandiyalı dünya şampiyonu. Finlandiyalı. Bir boy. Finlandiyalı. Getirdiler oraya yeni Finlandiyalılar getirdi. Yeni barış gücü. Adam hiç kimse sırtını yere getirmedi. Kaya Tuzum oylu bizim Ali Çerkez abimiz de dediğim gibi o da güreşler doğru dürüst zaten minder şimdiki gibi beyin elimler değil o kadar falan. Var mıydı ya minder? İşte sinemalar şeyler, nedir o küçük ha, şeylerdi sen, yani şimdiki minderler gibi değil. Demek ki o durumda. İçerine böyle vardı. Şey. Saman belki. Yani. Saman değil böyle o selvi ağaçlarla çıkan onların içinden doldurulmuş. Ha. Neyse öyle. Dal budak. Aldı bir şeyi böyle Ali abimi kaldırdığına böyle Allah rahmet eylesin ölmüş bütün sporcularına söylüyorum bunu. Kaldırdı böyle Finlandiyalı döndürürken yeni de tuş yapacak. Nasıl yaptı öyle bir teknik yaptı. İki dakikada bitti güreş. Şey yendi yeni Ali Çerkez. Ben onu gördük de geldi işte orada onu gördüm hemen gittik. Başladık işte salona gitmeye 13 yaşında. Başladık orada güreşlemeye. 5 kişi 13 yaşında salardık bir ayağını kaldıramadık Ali abiyle. Oradan çekiyorduk o kadar bir yani güçlü diyor Ali abi. Yani demek istediğim sana çok emeği geçti Ali abimizin de fikrinin de. O da rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Hocamın dediği gibi bildiğiniz gibi Rifat Çener değil şeyimiz. İlk federasyon başkanı. Federasyon başkanımız. Kıbrıs'ta. Çok şeyini gördük. İyi yönlerini gördük. Ondan sonra Ali Konular, Ertan Hocamlar dediği gibi
Hüseyin Kavaz Tarhan Soran geldi. Hepsiyle ben çok iyi ilişkilerdeydim dediği gibi. Bir de hakkını yemeyelim. Abi sen şimdi benim seni bildiğimde antrenörlük yapardın sen. Ben antrenörlük yapardım. Sen hangi yıllar güreştin? Ondan sonra geçtin antrenörlük yapmaya. Ben işte 13 yaşından başladım. Güreşmeye başladı. Güreşmeye başladım. Kendimi oraladım. Ondan sonra Karşıyaka'ya yerleştiğimizde ilkokulumuz da orada. Güreş kulübü kurma fikri nereden çıktı? İşte söyleyeceğim onu. Girdiğimizde Karşıyaka'ya işte güreştiğim için geldik, büyüdük, geldik köyümüze, tamam, yerleştik, evlendik. Artık güreşi bırakayım. Bir salonumuz vardı, tiyatro salonu. Yukarısı tahtaydı, öyle ufacık bir yerdi. Orada biri düşer bundan aşağı salondan, tiyatro salondan. Yerde güreştirdim çocukları ben. Mermerin üstünde. Aman, güreştirdim. Yani, cidden söylerim size. İmkanlar yoktu. Ha, imkan yok. Ne çıkmadınız kırlara, bahçelere? Tamam, ondan sonra çıktık. Kumlara. Yılda 86 yılı. Bu 74 yılı. 74, çok daha erken. Savaştan sonra. Savaştan sonra hemen. Orada ben kulübü kurdum, bir spor kulübünü kurdum. Derneğin de onu şeyin. Kim abi, senin spor kulübünün adı neydi? Benim Karşıyaka Anamur Spor Kulübü. Karşıyaka Anamur. Bravo. Ben verdim adını oğlum. Daha evvelden işte onu verecekler, Denizli verecekler, şu verecekler. Ben Anamur'a da gittiydim. Oradaki belediye başkanıyla görüştüydüm. Tatile gittiydim ve bana gel dedi, size yardım edeyim. Bizim ondan sonra 3-4 tane kulübün yerinde şimdi. Kıtık şey. Bir oda vardı, Rumların teydi orası. Rumların zamanında üzerine, sanat üzerine evliydi orası. Orada ev uğratları, demirler üstünde değil mi değil mi? Daha sonra kiliseye gittik. Kilisede aldık, yaptık. Kilisenin içinde başladık. Şey bize çilte verdi. O kıtıkların üstüne yorgan buldum ben. Romönlerden koydum. Onların üstünde güreşmeye başladı. Sonra verdiler de bize galiba 6 tane normal şimdi çilteleri, ne güreşe bıraklar. Yani baktığımızda da... Senin kaç tane sporcu vardı abi? Kim benim yaklaşık benim en azından 50 tane sporcum vardı. Bu yazar bu da zaten. 12 Ekim 1986'da dediğin gibi ben bunu zaten hep çekerdim ederdim. Dediğin gibi başta benim. Burada o sağdaki hocamın sensin. Evet. Bu da soldaki de şeydir. Norman Dairesi Münir Cemil Garzaoğlu. Onun içinde Yusuf Tek var benim yanımda. Karzaoğlu. Karzaoğlu'nun altında, bu yanda solda. Hangisi Karzaoğlu ya? Göster baba. Benim solumda. En başta. En başta. Onun altında benim oğlumdur. Yusuf Barbet dediği gibi. İşte bu takımı ben o yıllarda 10 siklet 11.lik aldım. Orada. 10 siklet 11.lik aldım. Bütün madalya toplandım. Yani eğer. Rakip yok muydu? Vardı, çok rakip vardı. Belki de evet dediğim gibi benim hep biricikler aldı, ikinciler, üçler de alanlar var işte dediğim gibi. Ve ben hakikaten o zaman devrinde ben çocuklara söylediğim şeydi. Dediğim gibi çocuklar, bu bir okuldur. Su var altında. Bu bir okuldur. Burada şey yaparsınız. Eğitimi burada alırsınız. Kötü alışkanlıklara katılmanız için ben size sahip çıkarım. Sigara içerim, bilmem ne, çok kızardım. Fuat hocalar hep bunlar benim öğrencilerim. Fuat Tek de senin öğrencilerin. Hepsi benim öğrencilerim. Sen öğrettin Fuat Tek. En üçün. Fuat hocamızla. En üçün güreşim ağa buydu. Kemal Tek. Kemal? Tek ailesinden. Kemal Tek. Bunlar da. Hiç bunların sırtını bu tekler. Bunlar hep Karadeniz bildiğin gibi. Bizimkiler. Oğlum mesela Yusuf Barbet güya da dans eder gibi şey yapardı. Kız annene be geldi derdim yani, sen hanım daha koy söylemeyin. Kılıklısın, saracan güzel şey yapacağım yani, falan. Yani hepsi yani acıttı ya bu şey ya. O yani sonradan daha sonra birçok güreşçi yendi. Bak Halil Alatlar. Dediğim da dediğim gibi. Hep bunlar benim öğrencim. Abu Ghraib Salonu. Yavuz. Karşısıdır. Bu benim herhalde 35 yaşlarım. Hakimimiz de hangi yıl abi? Tam hatırlamam ama salondaydı. Buna mito derlerdi, gurbe dedi. Güzel ruhtan çıktığında dedim beni şey yapma, benden travmasız, benim anlamda İngiltere'ye gitti. Beni şey yapma, yani sıkma. Tamam ya, hocam dedim. İlk devreyi 0-0 bitirdik. İkinci devrede bir puan aldım önde. Son aynı söylediği şuydu ha. Bu
arkadaşımız inşallah hayattadır. Gurbet idi. Yapma be hoca, sen de yani sana şey yaptık dedi. biraz dedi, tolerans verdik dedi. Sen de bizi yiyeceksin. Kaldı yani çok az bir şey. Reş beni hemenden tuş pozisyonuna getirdi. Zaten dediği, ben dediğimi nefes alamam, şahit edeyim, vururum der, yenildim, kabul ederim. O zaman da biraz ayrıca bazı şeyde Lefkoşa kulübünü yapmalar güzel kullanan olurdu. Yenildim ya dedim, ben alamam, şerim nefesim gelmez. Yani demeyi istediğim, bu güreş sporu veya futbol her bir branşta bir okuldur. Evet. Bizlere eğitim verdiler, büyüklerimiz, abilerimiz. Ama ben benim ufam olduğunda ben Hüseyin Gavaz'a yıllarca Ertan Hoca'ya da hepsine de hocam diye hitap ederim. Tabii. Ben sizler gibi hocam üniversitede bitirmedim. Ben orta ikiden ayrıldım. Fakir olduğu çayla bu kadar beni. Ama 30 tane dünya ölçüsü yazdım. Şimdi 30 tane. Evet. Birçok insanlarımızdan, siyasilerden, her şeyden de kendi kendimi geliştirmeye gittiğimi sorarım. Ekonomisi de şeyinde, güreşi de şeyinde. Ben samimi söylerim sana, bu bize yiğidi öldürdüler hakkını şey yapma hocam, nedir bu, vermek lazım. Serdar Dektaş, Serdar Dektaş'ın daha milletvekili olmadan şeydi bu, ben hayatımda Sayın Rauf Dektaş, Allah rahmet eylesin, hayatımda ben oy vermedim. Solcuydum ben. Ama her şeyden vazgeçtim, gördüm her şeyleri. Serdar Dektaş yeğenim olur dediğim gibi. Ben hakikaten Serdar milletvekili olmadan Lefkoşa'da Belçe vardı eski. Onun arkasında şey vardı. Gençlik Derneği altında. Gençlik Derneği. Gençlik Derneği. Serdar hakikaten çok eğilirdi bu işlere. Hakikaten tutardı da yani gençleri. Ben folklor ekibini vurduğumda gittim. Folklor elbisesi daha öyle. Serdar Dektaş. Beni, spor yapan, başarılı spor yapan sporcuları, gençlerimizi evet, sahip çıkardı. Sahip çıkmıştır. Sahip çıktı. Ben ona yani buradan da teşekkürümü sunarım. Serdar Dektaş'a folklor ekibi vurdum. Gece gitti, bulmadı. O şeyde derneğin şeyine girdi. Camdan atladı gittik. Verdi bana gösterimiz vardı gece. Verdi bir set bana folklorunu beserdi. Ben onu hiçbir zaman unutmam. Tabii ölüp gittikten sonra ne babasına şey oy vermedim. Zamanında bazı olaylar oldu. Babam da yanındaydı, teşkilattaydı. Onlara girmeyelim. Allah rahmet eylesin dediği gibi. Ama ben her zaman söylerim, şey oldu da seni beni. Bedeli pezeydi. Pardon. Bedeli bilmem ne. Sen, özür dilerim. Hiç adam olmayacaksın. Eniştemiz ya. Karısı anamın yeğeniydi. Öyle hitap ederdi bayağı. Her zaman öyle. Ne zaman gittiği zaman ana bize yardımcı oldu. Bak öldü gitti. Kıymetini öğrendik dediğim. Allah rahmet eylesin. Rauf Denktaş senede en az 4 tane güreş maçına gelen cumhurbaşkanımızdı. Ben şey aldım. Yani 4 tane maça gelirdi. En başarılı. Yenilenleri yanına çağırırdı. Yani şey derdi. Önemli olan siyasilerin ama, ne yapması, gençlere sahip çıkması. Evet. Çıkmıyor. Çok şükür ki sen Rauf Denktaş bütün jimnastik olsun, güreş olsun hepsine geldi, geliyordu. Benim kızıma kadar geldiler. Ben geliyorlar yani. Tabii Serdar Denktaş da çok hocam. Ben yenirdi de maçlarda yenilen çocukları yanına çağırırdı. Nedir? Milli Olimpiyat Komitesi'nin şeyini aldım. Yılın en başarılı turneri ödülünü aldım. Hangi yıl abi? Hangi yıl? Tam ama çok eskidi. Yani o şeyde Atatürk Kültür Merkezi var ya lisenin yanında. 90'lı yılında. Oralardaydı galiba. 85-90. Hakikaten ben orada gittiğimde şeyine gittim. Yakup Tekin'le. O da yılın en başarılı görüşçüsü. Ben Yakup'tan Türkiye'ye gittim. Ha. Ben Ağustos sıcağının içine kalktığı olan da gidiyor oraya. Kötü mesela bir baktım. Sayın Rauf Yakup Tek de senin öğrencin abi. Ha? Yakup Tek senin öğrencin. Hepsi. Bravo. Hep tekler. Hep onlar beni yetiştirdim. Kimisi polis kumandan oldu. Kimisi öğretmen oldu. Kiminin iş yaptı. Ben ne zaman söyledim. Çocuklar okuyun. Birilere gelin. Yakup Tek'in Türkiye birinciliği var. Evet. Evet. Dediğim gibi. Yani benim demek istediğim bu çocuklar hep okuluş yaptım. Siyara içenleri sevmezdim. Ben hiç hayatta işmedim diye. Yanlıştır yapmayın dedim. Yani ben bakın. Zaten senin adamlarının hiçbiri sigara içmez her daha. Yakup Tek de içmez. Fuat Tek de içmez. Güldüğü zamanda
sen yetişmediğin bunlar herhalde. Güneş turnuvaya Gulbadeler diye 3 tane dalda seçeceğin. Ben futbolda ve güreşte seçtim. Ben seçenler karşı kalan Sürgülü Gençlik Müdürlüğü, Ortakoy Spor Kulübü, Küçük Mekmalık Müdürlüğü, Gençlik Gücü, Çetin Kaya, Korkut Eli, Haspolat. Bunlar. Talip. Yıllarca Haspolat'ın şeyini şey yapmıştır. Haspolat'tan Cengiz'e verdi. Şimşekler. Çok şeydi. Başpınar, Laptaş Spor Kulübü, Güzeldurt ve Gayretköy. Gayretköy'den hocası orada. Halil galiba başkandır. O da dediğim gibi. Hep bunlar sevdiğim saydığım insanlar. Bizim eski üreticilerimizden çok iyi bileceğim. Müsaadenle hocam. Çünkü yani 12 tane takımın kurulması o dönemde ya, mucize. Bak. Mucize. Nereden turnuvayı yaptım? Çok güzel. Bak. Karşıyaka'da Türk Hoca Spor Kulübü'nde Başpınar Yavuz'un şeyinde şimdi orada galiba Şinlap'ta da şey Yavuz'un sen öğretin güreşi. Ha? Yavuz, ben öğrettim. Yavuz'a. Onlara dediği gibi gittim orada zamanlarında. Başkan Ardu Koçlu soy ismi galiba. O da orada çocuğu dediğim gibi. Alaköy Spor Kulübü'nü çalıştırdım çok kısa bir zaman. Laptaş Spor Kulübü'nü çalıştırdım bunları. Hiçbir kuruş menfaat tamam. beklemeden. Menzil paramı her şeyimi de badelerde al. Hayır ben bu işi para için yapmam. Severek yapmam. Bu bizim atay sporumuzdur. Çok geçmişlere dönersek senin bu aramında izledim söyledin. Biz şeye fileye üyeydik. Evet. Aidatlarımızı yatırmalar zamanında. Yatırmacılar Rumlar yoktu şeyde. Ben çok yatırlarım. Ve dediğin gibi bizi ödemedikleri için düşürttüler bizi Rumlar. Her gittiğimizde bize ambargo uyguladılar. Yoksa bizde Kıbrıs'a Rumlar ben, düşürmedi şey fila. Fila düşürdü. Fila yani sen gitmeyince gitti Rumlar. Ama Rumlar karıştırdı bu şeyi. Rumların ben çok iyi hatırlarım. Cumhuriyet onları temsil ettiği ha? gözüküyor her daha. Ha? Cumhuriyet onları temsil eder gözüküyor. Tabii öyle temsil eder. Ki ben yani dediğim gibi Rum tarafında çalıştım. Rumcam var. İngilizcem süper değil. Dediğim gibi Rumca yıllarca konuşurdum. Ana lisanım gibi. Kapanınca kapılar bilmem ne şey yaptım. Yani o tarafta futbolda da gittim. Romanya'da da futbol oynadım. Düşünebilirsiniz. İşte ya, abi. Yani demek istedim. Spor dalında her dalında vardım. Atletizmde vardım. Bilmem ne vardım. Milli günlerde 19 başlarda 30 şunlar bunlar. O Çetikhan'ın spor gününün altında Cildi Sarı derlerdi oraya. Taksim Sarı, Cildi Sarı. Orada dediğim gibi koşardı. Sporcular getirdi, çabardı. Yani gelirlerdi, koşulardı orada. Yani çok şeyler yaşadım. Gençlerle çok iç içe oldum. Tabii ki Arşaka'ya. Yaşta ilerdi. Koptum, ayrılıştım. Dediğim gibi şeyde Yücel Atay abimizin çok emeği geçti. Yiğidi öldür. Hakkını verelim bunların dediği gibi. Nasıl emek yaptı abi? Ben Yücel Atay'ı hep gazeteci olarak bilirim o yüzden. Ama izlenirdi yani güreşi hep yazardı. Ya, gazeteci tabii yazardı, güreşi. Yazardı getirirdi. Hayda yani yazardı. Getirirdi o da eni de bereteyi getirdi o zaman. Evet. Dediğim gibi bir şey yapmazdı. Tabii gazeteci Kıbrıs gazetesinde çalışırdı. Yani getirirdi. Güreşte ilgisi olan bir spor yazarıydı. Evet güreşler ve güreşlerinde çok güreşte şey yapardı. Yazar. Çok iş yapardı dediği gibi. Yani benim söylediğim gibi bunlar senden bunu rica da bulunacağım. Bu işlerin içindesin. Hocam da şey varsa bizlerden de yardım istersen çağır her zaman. Yalnız, her zaman destek olurum. Tabii ki. Bir güreş sağ müzesi oluşturmanı abi. İsterim. Ne abi? Güreş müzesi. Güreş müzesi. Tabii. Süper. Çok güzel bir şey oğlum. Güreş müzesi. Bak hocam saderim 30 tane memlekete gittim. Gerek turist gittim gerek bir 74'te benim oğlan 9 aylık hanım da Avustralya'ya gittim. En son Queensland bilmem ne gittim gezdim ya bu 30 tane ülkeleri gittim ya da sorardım. Sen ne iş yapan kaç para alın? Yani dediğim gibi benim hanım kızardı bana her zaman. Sana ne? Yok. Yani çok bilgedim. Gittim de ben bilmem gittim. Ekonomisi neydi onlara bile. Sydney'e gittim ya. Canberra. Site, şey nedir bu? Meclis binasına. Üç tane bina. Sydney. Sarı kırmızı. Sydney. Evet. Avustralya. Avustralya. Gireceğimde benim girişim o kadar fazla değildi. Benim enişte orada şeydir. Nedir? Orada elçi yaşa. Gibidir. Orada yaşa. Şirin Kıbrıs'ta. Lefkelidir. Dediğim gibi.
Ve gittim, ne gerekir kameradan çıkarım gittim. Girişinde müzeye üstünde meclise gittik ya. Meclise gittiğimde müzelerin hepsini gezdim. Hepsini gezdim. Anzakların hep bütün yani her ne de varsa tabii. Anzak müzeleri her şeyine gittim ben. Avusturya 6 tane şehire gittim bilirsiniz. Güreş müzesi gördünüz mü orada? Güreşle ilgili. Şimdi güreşin an... Avusturya'da güreş müzesi yoktu. Güreş oldu. Ben orada Avustralya'da futbol kendimi de yaptım ama resmi değil. Keşke İngilizcem kuvvetli olsaydı sizler gibi. Mezun olsaydım böyle şey olsaydım. Ben çok çok iyi yerlerim. İşte fakirlik değilim artık. Ama ben orada gittiğimde müzede duvarda bir aile yapmış olduğu başkanlık mecliste cumhurbaşkanlığı yapmış. En az 11 tane saydım. Girerken kamerayı alırken durdu beni uzun boylu. Bir adam sen uzun boylu. O zaman hepsi böyle. Başta şey yapmam lan. Sorayım. Benim izinim derim bana. Yani konfor sahip burası. Ben derim yani turist geldi buraya. No. Kamerayı alacak Allah yapmış bayağı içinden şeyi. Allah Allah. Yasak dedim, demek yok dedim. Yasak olmazlar. Olmazlar çünkü belli de. Ben de vermedim tabii. Eniştemedi. Gir ya ben buna şimdi ben senin gibi süper değilim ya. İngilizce benim. Güreşiye de geliyor. Benim böyle ben Kıbrıs'a geldim. Böyle bir şey görmedim. Yani beni ne yaptı bana? Orada şey dedi bana gir. Almadı bana şey üstünden. Kameranın üstünden almadı. Almadı. Girdim. Üç tane çekebilir. Girdim salonlarına. Çektim istediğimi. Çünkü girebilebileceğiz. Onu her tarafı çeken bileceğiz. Evet. Şey yapabilirler. Kim var Avustralya'da güreş için gitti. Sen Avustralya'da güreş yoktu. Yoktu. Gönül az olsun. İnsanların güreşi. Neyse. Baktığımızda güreş Türkler'de. Ama güreş. Evet. Yunanlılar'da, antik Yunanlılar'da, Mısırlar'da. Hata sporumuz ya. Yapıldı. Güreş müzesi olması çok anlamlı oldu. Yani işte mesela Edirne Eğitim'de o güreş şeylerin dışında neler var? Heykeller var. Şimdi başlar. Yani güreşten geçtiğim gittiğim ne çıktı bu şey üzerine söyledim. Kemal Bey abi sen nesin gitmen yağlı güreşleri göresin Edirne'de? 1 Temmuz'da başlıyor ha. Git izle. Sen meraklı adamsın. Benim çok çocuk olmasaydı. Bu şeylerden biraz zor giderim. Git ya izle. Gitmem bu şeylere gitmem. Ben atlasam ondan sonra. Pandemi. Yok çok çok şey var. Türkiye'de çok eşim dostu var. Doktorlar, hakimler. Hatta Cenerze'ye Türkiye'de bir Şırnak'a gitmedim. Adım adım yazayım Türkiye'ye. Şey ben Murat hocamdan. Yani gidersiniz. Gidecek. Ama bu müzeyi. Düşünün yani artı gitmek lazım. Güreş öğretim programı hazırlayacağımızda. Hocam niçin yardımcı olacak? Niçin diyorum sana? Murat hocamız bize bak, bu konularda niçin, hep yardımın tamamız, çok, kapısı açık müze, bıraktı. Yani müze şimdi, çok önemli. Şey müze bak, müze, bak, müze, işi müze çok benim önemli. Elimde bekler yüzden lan. Muhakkak. Hocam benim elimde ben yarın ölüp gideceğim. Bunları bunları gelmek lazım. Hepsini hatırlatlar. Tamam abi alacak bunları. Benden sonra hatırlatlar bunları. Bilimin ne değil. Sen bir müze kurarsan ben aldığım madalyayı. Federasyona bir ben aldığım madalyayı gelip sana orada vereceğim. Yani, o müzeye asacağım. Sen gelirdin bir amaçta. Gelirdim ama burada işte dediğin gibi bazı problemler oldu. Problemler oldu dediğin gibi. Yani ben anlamadım insanları. Biz öyle yetiştik kendimizden büyüğümüzden. Ben sahne derim hocam diye hitap ederim. Benden ufaksın. Tabii hocam istersen benden 3 yaş büyük olsun gene hocam diye hitap ederim. Sen çünkü okudun, doktor oldun, avukat oldun ne oldu? Ben hocam istersen benden 2 yaş büyük olsun. Ben zamanında Değirmenliğin belediye başkanıydı şeydi yaptıydı eskiden. Öktüm de yeni unuttum elini bile öperdim gönlünü gördüm de. Karısı da bir metroda bir gün kimdi? Dedim yenge hanım. Böyle dedim gibi o benim hocam hadi. Dedim yani ilkokulda. O benden de yakışıklı dururdu. Dedim ben deli değilim. Şeyden akıl hastanesinden kaçmadım. Yani yok ben öyle bir şey söylemedim dedi. Şimdi Kemal hocam sizin de çok değer kattınız güreşe. Çok emeğiniz var. Her şeye. Bu emeklerin ne yapılması lazım? Belgelenmesi, kayıt altına alınması lazım. İşte senden istediğin budur. Çünkü öğrenciler müze eğitiminde ne yapar? Gezerek, görerek, yaparak, yaşayarak öğrenir. İşte geldiğim gördüğüm yani, yerlerinden de söylüyorum sana bir bunu. Motive olmalarının bir başka nedeni de kim öğrencilerin budur yani. Yani ya, motive olmaları. Hocam da çok akademik konuşuyor. Onunla da... akademik konuştuğu için söylüyorum. Yani git
motor. Bunların mesela kayıt altına alınması. Birçok ülkede, İngiltere'de, ne bileyim, klasik arabalar müzesi, her şeyi var ya, evet. Dünyanın her tarafına gittiğim yerde var ya. Abi yapacak o zaman. Ne için yapmayalım ya bunu? Fotoğrafı yani, hiç atma. En kötü ihtimal Erhun hocamızın dediği gibi muhakkak bir bölme içerisinde, federasyon içerisinde bir bölüm oluşturulur, bir oda oluşturulur. Eğer federasyon yetmezse yeni bir federasyon binasının yapılması İnşallah. İçin gayret gösterilir. Yönetim belki tecellilçiliğine başvurur. Yeni daha büyük, daha geniş şeyler yapılır. Videolar, bantlar var, resimler var, madalyalar var, kupalar var. Hocam, bunlar çok büyük emekler, çok büyük gayretler. Ben arzu ederim o güreşe. 13 yaşına girdim o salonda, hala daha. Hala o salonda. Hala o salondayız. Ayıptır söylemesi, girdiğimde biraz boyadılar. Kavaz zamanında, bilmem ne zamanında, Ertan Hoca'nın zamanında, Ali Kionaları bilmem nerede. Ama hı. Aynı yerde seyahat. Bir dakika tartıkları gitti. Cam son gittiğinde geldiğimde tuvalet. Hesapta tuvalet diye girilmez. Sivonu çalışmaz. Olmaz. Yok, şimdi devlet tamam. Olarak para vereceksin arkadaş. Evet. Bu Hatay sporumuzdur. Diğerleri de en düşük şeyi güreş veren sana verdi ya. Para. Güreş veren sana verdi. Ver. Gavaz çok uğraştı. Hakikaten. Hüseyin hocamız, Çok uğraştı. Dediğim yani, biraz toparladı onun içini. Nereden nereye getirdi Hüseyin Hoca güreşi? Nereye getirdi? Ama yani birçokları onlarla gelin. Sporcusu yani 5-10 kişiyle başladı. Ben geçen programda konuşulanları dinledim. 700 kişiye kadar 700 güreşçi var federasyona bağlı. 800 güreşçi. İlk başlamıza bizim çok önemli noktalardır. Çok önemli gelişmelerdir. Başta. Evet, olumsuz şeyler. Biz de çok olumsuz şeyler içerisinde güreş yapmak zorunda kaldık. O antrenmanlarımızı kan ter içerisinde ne klima vardı ne bir şey vardı. Minder desen minder değil. Yani sizin gibi katıklı. Tabii orada sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Ve düşünün şimdiki gençler çok daha hassastır. Genel olarak dar değil ki, bana göre. Yok dar değil abi, tam boyuttur. Yok. Ha duvarlar. Geniş alan yakındı doğru, duvarlar hoca gidelim geldi mi senin hatırına bana oradan yere uğraşırdınız. Takımı getirdim. Tamam yani ha. Olumsuzluktan ha. Nereye ha. Olarak olur orası. Olur ama şimdi olumsuzluk veya... Neresi sebep olabilir? Bilek kırılabilir, dönebilir bir şey, veya... Kol dönebilir. Yani, minder var. Yani minder dediğin çok önemli. Bir şey. İşte, o koruma bölgesini tabii. Sporca bazen aşabiliyorlar. Aşabiliyor. Elbet ben vuruyorum. Tabii şimdiki hocam, imkanlar çok daha iyi. Minderler var. Zamanımdan son geldiğim müsabakalara kadar yahut türbinlerde orada gençler soyunur, kilotuyla kalır dediği gibi mayosu giymeden orada yaşıyorlar. Salon küçük çünkü. Ha? Salon küçük. İşte dediğim gibi. Değişiyor yani, salon. Soyunma değişme kadini, yok. Yok. Yani ama yetersiz. Oraya gidip de soyunamıyor. Soyunamıyor. Gidip de orada tabii, yaparlar. Orada bayanlar da gelir ya. O aileye olan tabii, mesela. Ben çoğunla konuştum orada bayanlarla da. Doğrudur diyor, katılır sana diyor falan. O demirleri bir sayırttı, seni bir cezada vurdun, o türbinin önünde demirler var. Demir yok mu? Tabii, tabii. Vurdun ne olacak? Beyni yaydı. Yani bazı şeylere dikkat et. Gider belli mi? Ha, bir de eskiden hocam, festivallerde bilinen evet. Şeyde, ben bir de şey. Kendim organize ettiydim. Hem hakem idim. Hem yöneticiydim. Karşıyaka Festivali, Karşıyaka Belediyesi. Yaptım ya bak. Ne çağırmam bizi gelebilir? Yok geçmiş yaptım. Ha. Burada hakemlik de açık vardım, hava yaptım. Güreşleri. O zaman öyle sizdeki bir der belinle şey nedir bak. Kollar kırmızı veya mavi. Ha, beton zemin değil ama değil mi? Minder gibi bir şey var. Minder ama. İnce. Bunu şey var kayardı. Kayar minderle. Kayardı minder. Tamam işte aynı ben şey. Ben düzenledim bunu. Yani benim imkanlarımdan gelen açık havada ama. Gelin takım açık havada okulda. Asfaltın üstünde düzenledim. Her gelene döner verdim. Hani minder yok ama burada. Var. Karıdır. Vardır ama min, sanki minder ufadır. Ama şey ince min. Çok ince. İnce, ince. Şey, inceydi. İnce. Şimdi kim? Abi. Ha? Senin için bu. Ha ya? Hakem olarak. Ha benim. Şey var ama yani çok emek çok var. Çok iyi. Karşıya kadar. Abi siz o zaman belediye olarak yaptığınızda şey Karakol belediye neydi? Festivali. Gelelim biz orada kara kucak güreş yapalım, yalı güreş yapalım. Bizim güreşçilerimiz, sporcularımız var. Bir de söz vereyim sen. Geliştirdiğin denemeler. Fuat Hoca bunların içinde Türkiye değil. Türkiye'de başarılı oldu. Fuat Hoca'nın girişi zaman o işlere beraber bununla Fuat söylesin. Siz çağırın bizi gelelim. Orada da edelim dediği gibi. Yani festivallerde güzel orada gelirdi. Bir tane RAM modellerdi. Götürdüm sen biraz önce söylerken iri hocam da söyledi. İri yapıldı falan. Bizim çıkarttık bizimki daha biraz uzun bizimki. O da aynen daha piste çıkarak ben de otururum orada. Güzel de çiğ de yaptı minderler ıslandı.
şey yapar. Olur. Şeyde. Oramı muhtarımız da şimdiki muhtarımız Ahmet Pelit. Müsabaka içinde oldu bu işte. Müsabakada, müsabakada böyle yap daha. Gayar böyle yap daha. Tam çıktığında aynı bu şekil. Bir tasa yeğeni mi diyeyim Metin diye. Bir daha başka vardı yine dediğim gibi. Görünce karşılara gibi. Pööö dediler böyle bu şekil. Döndü geçti şeye. Geldi yanıma bir çıkmam. Ahmet muhtarı girme. Gül korkar. Çocuğu. Ama, mutlu, ama Ahmet muhtarımızı şimdiki muhtarımızı çıkarttım güreşsin. Oram mı dedim güzel yurtlu kaparkanı yeni savurttu böyle ya da boğuşa savur gibi. Bir tane geldi üstlerim içine. Kalk be git abi Ahmet falan. Yok hocam der ben gitmem falan dedi. Nitekim iki tane öyle sevecen tokat vurdum yine. O birine de güreşse oram boyu yenemezdi. İyiydi o da ama yemezdi. Ama diğer yeğenim o da köyde kaçtı. Geldi kendi kendine yattı tuş oldu. O yıl içinde ondan sonra tek o yendi kendini ve ikinci oldu. Ulan düzdüm yine kızdım yerine. Nedir boya ne bakar dedim. Yani biraz daha uzundu ondan. Neydi? Kilo aynıysa güreşebilirler. Aynı. Ben geldim Türkiye'ye. Yani, okuduk geldik. Evet. Askerimiz bitti. Geldik işe başlayalım. Yakında da başladık. Dedik ki görüş antrenörü de yapacağım ben. Bu konuda da çok iyiyim diye düşünüyorum. Hissederim yani. Şu bilgilerimiz vardı. Uzmanlık dalım güreş idi. Neyse kurduk bir takım. Hatırlarım. Geldik. Karşıyaka vardı. Bir de Gayretköy vardı. Gayretköy. Evet zaten Gayretköy. Biz çekişirdik. Karşıyaka'dan Gayretköy. Aspolat. Çekişirlerdi. Aspolat vardı. Bir girdim abi. Üç maç sonra liderliği aldık. İki sene sonra da hep şampiyon. Her sene şampiyon. Hocam. Hakkınızı şimdi... yemeyelim Erman hocam. Siz hocam, de çok kaybetmiş olabilirsiniz. Birincilikler, kupalar. Tamam, bu abi derimiz de. Erman bana göre sizlerin olasın çok beyefendi bir çocuk. Estağfurullah. Hakikaten çok da gençlerimiz ayırdı. Ama bizim, bu işe bizim gönül verin, benim meslek olarak. Sonradan bu üniversitelerde girince üniversitelerde ne bileyim bursunu falan bilmem ne verirlerdi. Okulların da aldı. Dağıldı. Kemal abi İsmail. Biz üniversite olarak çok yatırım yaptık görüşe. Çok. Ya. Vallahi çok. Yani maddi evet. olarak saysak çok çok para yaptınız gider. Doğrudur. Gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık görüşe. Yani otobüs. Sizler otobüs gibi oturanları bursa okuttular. Haftada 5 gün 6 gün servisimiz vardı ya. Ya. Çocukları her yerden alıp getirdik. Çok önemli. Büyük masraf gider. Ya. Sonra antrenörlerin, sporcuların bursları, sporcuların giyimleri hep bunlar baktığında ameliyatları sakatlanan çocuk ameliyat ettirmeyecek. Ya ameliyat ben ettirdik. Suat Günsel'i açıldıktan sonra kendi hastanemizde. Suat Günsel'i üniversite orada o tepenin üstündeydi. Daha Sarıncı orada askeri şey var oradaydı. Çok iyi tanır beni Suat Günsel. Ne zaman gitsem yanına bana hiç bir şey söyleyeyim daha. Abi aşağı bir yukarı diye yapar. Bugün bir hatta zenginler grubunların içindedir. Ama dediğin gibi hakikaten tabii şimdi oğludur dediğin gibi. Çok onun çizine giderdim ve dediğim gibi çok yardımı tufanıydı. Daha ufaktı. Sonradan orada Konno çıkardı. Girdiğinde o üniversite yukarıdaydı bir bölüm. Ondan sonra hep dağıldı. Hani ben onu kutlarım. Çok yatırım yaptı. Evet, çok evet. çalışanı aldı oralara. Tabii tabii hocamız. Yani herkesin benim gözüm yoktur kimseden yani malından şeyden. Önemli olan yetenekli gençlere sahip çıkılması gerekir. Ki Suat Hoca bunlardan ama bir çıkamazdım hocam. Ama çok varlı bir insanımız var benim adada. Yakın doğrudan. Onların ne yapması lazım? Gençlere sahip çıkması lazım ki ne yapılsın? Tüm spor dalları içinde bu geçerli. Hocam ben hakkında. Güreş sporuna da çok ben büyük güreşe, yatırım oldu orada ve çok iyi bir duruma gelindi. Ben güreşe gireceğim zarfına geçeyim. Özür dilerim. Güreşe gelirken Yumurtacıoğlu diye birinin yanında çalışırdım. Bir Toyota vanı vardı. Doldurdum güreş çocukları. Vanın içine. Vanın arkasına. Bir de batene iki tane koydum yanına içine polis görmesi yandan. Bu Alaköy yolundan gelirdim güreşe. Dediğin gibi. Ve ne olur bilir miyim? Yani sabahın sonra, saat beşinde. Bak yani. Sabahın beşinde kalkardım hocam. Adam görür dedi. Hanım da ya. Ha, sabahın beşinde kalkardım. Zaten ama önemli olan sizi kim motive etti ki bu kadar? Ha. Yani güreşin içerisine gidesin. Yani çünkü bu gençlerin çünkü kötü alışkanlıkları ne deneyiz? Mesela kötü alışkanlıkları var. Bu gençlerin. Evet. Kötü alışkanlıklar. Bu spor dalı ne yapıyor? Kötü alışkanlıklardan da çocuklarına yapıyor. Tabii. Engelliyor.
bu durumda ne yapacak? Yani biz de aynı şekilde sizi nasıl teşvik edilmişseniz aynı şekilde biz de ne yapmamız lazımdır? Güreş sporunu sevdirmek için elimizden gelen tabii gayreti göstermemiz lazımdır. Zaten ve büyükler de ne yapacak? Sahip çıkması lazım. Ali Çerkez sana nasıl bir damardan güreş sevgisi İşte o filenden yengiz ya. Yıllarca senaryoda görüşmeler. Filen bir ayı yendiği zaman Allah be gideceğim. İşte. Bak o zaman devrede bak kaç tane görüşüyorum. Sen onlara yetiştin mi? Ben bunlara yetiştim. Hocam yani dur bakayım neredir onlar? Aslında çocukları ödüllendirmek bunlara, çok evet, önemli. Yani evet, başlangıçta o aslında bir nevi bir ödül. Yani Finlandiya'nın yenilmesi, kendisine cesaret vermesi ve Çerkez'in kendisine ödüllendirmesi. Aslında sosyolojik açıdan baktığımızda, sosyolojik açıdan baktığımızda toplum da, ve spora hocam, tam bir örnek verdik. Tam çok, beşte kadardı. Yani, benim çok önemli. Başarılı sporcu ülkenin moralini yükseldi. Şimdi dedik ya ellerini tutmamız lazım. Beşte kadardı. Şey yapardık. Nedir bu? Tavuk da beslerdim. Benim hükümet sap dediğim şey böyle modern köyde. Son galiba 300'den öldü bir yağmurdan dolayı takıldı bir şeye. Sular otomatik hep böyle. O günün burada bir sene tavuk keserdim. Yani kooperatif olay değil Ömer yani, Bahadi hellim verirdim ha. Ömer Bahadi adına biz güreş miyiz? Görünüşte de şimdi ne kadar çok giderseydi o kadar yolluk parası verirdi. Biz Bahadi adına müsabaka yaparız. Şimdi her sene. Yapılır her sene. Olur mu? Benim sen Ömer'in şey kardeşiydi. Tavuk ve hellimi ne için kullanırdınız mesela? Beşte kadardım. Yapardım yine şey yanımda beraber. Sandviç yapardım. Ya, ondan sonra Gordumana yedirdim kendileri. Bunun yanında dönüşte de eğer fazla çalışırlarsa çocuklar bak ama şimdi, da para verirler bak hocam sözünü o kesme. Benim ne oldu? Dönüşte metrobal yedi Mustafa. Metrobol Mustafa sahibi. O da benim gibi toptacıydı. Ben aramadım o başı. Metrobol sahibi. Çok babayit, kral adam. Gittim nedir? Dedim ekmek alacağım da bana yarın sonra. Ne? Güreşçiler için de alabilir. Dedi kasiyerlere Barbet Hoca'dan para almayacaksınız. Dönüşte geldiğinde gelir çocuklar ya müsabakalar bittikten sonra tanıma her şey verdi. Formasına kadar yaptı bize. Hala daha vardı şeyde. Ne hatırlarsan geçen programda Hüseyin, son sözlerimizi alalım artık. Hüseyin Kavaz hocamız. Şöyle dedi yani gittik Mersin'e ve orada işte Adana'da Adana'ya gittim ve kamp yaptılar. Ve kampta işte kamp boyunca kaldılar ve orada da beslenme çok önemliydi. Evet. Yani bu ne demektir? Beslenme çünkü proteinini çocuklar protein alması lazım. Hellim, süt onun tabii için yani yoğurt onun için. Yani çocuk eğer yeterince de beslenemezse ve proteinini alamaz. O zaman da tabii ki güreşte çok da verimli olamaz. Yani tabii ki diğer performans olsun, imkanlar olsun, diğer antrenmanlar olsun, yap uygulama, öğretim teknikleri, öğretim yöntemleri her şey iyi güzel de işte o beslenme de ne yapılması lazım? Yerinde olması lazım. Benim görüşüm yani 18 yaşından büyük bir sporcu güreş yapıyorsa haftada 5 antrenman yapıyorsa hatta 6 en az günde i̇şte yarım pilates lazım. Evet. En az yarım pilates. Ama öyledir çünkü proteini alması lazım. Ya yani tüzükten sonra yapamaz çünkü. Kendisi protein tozu da alabilir. Pilates yavrusu ama zeytin bilmem ne zamanında onlarla yapardık. Ne oldu? Ama şimdi daha çok insan yaparak. Hocam ben İddianızı söyleyeyim. Benim kardeşim daha hocam benim kardeşim Olgun Beşok. Bak her zaman söylerim. Ben 3 tane üçüncülüğüm var. Onu da işte bir tanesini sağır vardı. Bir tane olacaktım. Ve tam emin söylüyorum. Alacağım. Tamam. Ve dediği gibi şey Olgun çok iyi güreşim diye benim kardeşim kaç sene abi öldü. Onlarla konuşacağız. Başka bir programı. Şimdi tamam. Bitti. Yani ben demek istedim. Ben işte buraya çok teşekkür ederim. Hoca bizi Kemal abi tek tek ben düşünüyorum artık. Şimdi hocamız geldi bizim için sağ olsun. Profesör Doktor Murat Tezer bizimle birlikteydi. Murat, güreşin profesörü Murat sizsiniz Tezer, hocam. Ben bakamadım ama. Niçin çağırdık? Çünkü güreş yaptı. Geçmişte güreş yaşamışlıkları vardır. Güreş deneyimi vardır. O yüzden çağırdık. Çok iyi ettin. Profesör Doktor'dur. Hocamdı. Nerede benim danışmanlığımı yaptı. Yakın odasın. Suat Bey'in yanındansın. Önemli sürecinde.
Neyse evet. Programı bitirelim artık da evet. İlk azlar geleyim. Yakın Doğu. Evet hocam. Yakın Doğu'da. Son sözü siz söyleyin daha. Şimdi şöyle bir şey. Bayrak Radyosu'na buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de Erhun Hocam bizi davet ettiğiniz sağ için. Hocam, böyle bir güzel için. Program için çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Çok güzel geçti. Başarılar dilerim sizlere. Çok renk kattı. Şimdi, sağ olsun. Erhun Hoca hocamın dediği gibi bizi çağırdığı için bu Güneş Salto spor programı çağırdığı için başta sana artı Belete tüm çalışanlara ve Belete'ye çok 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bize bu imkanları sundukları için evet bu konumuzla burada Güneş Salto programımızın sonuna geldik sayın izleyicilerimiz. Çok değerli iki konum vardı. Profesör Doktor Murat Tezer hocamız buradaydı ve aynı zamanda Kemal Barvet Bey buradaydı. Karşıyaka Anamur Spor Kulübü. Karşıyaka. Kurucusu ve yöneticisidir aynı zamanda. Hocam, o da bize renk getirdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hocam çok güzel söylediğin bir lafını atıyorum dışarı. Kemal Barvet Bey. Kemal abimiz. Kemal Barvet abimiz. Ya şimdi orada herkes söyleyecek ayıp olur. Yok öyle kendimi kabul edelim. Ben tamam. Bitirelim abi programımızı. Teşekkür ederim. Sağ olun geldiğin başka için. Başka bir programda inşallah buluşmak üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalınız.